Efendim hepiniz hoş geldiniz. İnsanların yaşamlarında unutulmaz anılar vardır. Yakınları, eşleri, dostları, arkadaşları, şu anda haksız yere içeride olanların da anıları birikiyor. Bu öyküler aslında bundan sonraki kuşakların ya da yöneticilerin ders almaları gereken öyküler olarak keşke tarihte yerini alsa. Yani aynı acıları bir toplum sürekli olarak yaşaması. Fakat yaşıyoruz, üzülerek ifade edeyim, yaşıyoruz. Zaten insanlık tarihi bir anlamda demokrasiyle demokrasiyi sağlamak konusunda verdiği mücadelelerin tarihidir. Biz demokrasinin önemini belki de bu tür olaylarla biraz daha kendi ruhumuzda, bedenimizde, anlayışımızda, düşüncelerimizde hissediyoruz. Ve demokrasi mücadelesinde bunun için verilmesi gerektiğini biliyoruz aslında. Elbette ki bu mücadelede insanlar bedel öderler. Şu anda içeride olan arkadaşlarımız bu bedeli ödeyenlerdir. Dolayısıyla toplum demokrasi konusunda, özgürlükler konusunda bedel ödeyen bu insanları asla unutmaz. Onlar tarihteki yerlerini alırlar. Bizim temel hedefimiz şu, bedel ödemeyenler olarak, biz dolaylı bedel ödüyoruz, onlar doğrudan bedel ödüyorlar. Bizim amacımız, bizim görevimiz de bedel ödeyenlerin yanında durmak, onların bir anlamda içinde bulunduğumuz ortam neresi olursa olsun onların sözcülüğünü yapmak bir anlamda. Bu bazen medyada köşe yazarlığı yazanlar oturur bunu yazarlar, sözcülüklerini yaparlar. Bazen bir televizyon programında tartışmalarda sözcülüğünü yaparlar. Dolayısıyla geniş kitleler yapılan haksızlığı duymuş olur. Benim gördüğüm kadarıyla yapılan bu haksızlık sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da yankılandı, yerini aldı. Bilinen olay, yaşadığımız olay aslında sıradan bir olay değil. Bir ülkenin entelektüel düzeyi yüksek, olayları sağlıklı sorgulayabilen, haksızlıklar karşısında sesini rahatlıkla ifade edebilen, düşüncesini ifade edebilen arkadaşlar bunlar. Sıradan insanlar değil. Dolayısıyla bunların tutuklanmaları, hapse atılmaları da sıradan bir olay değil. Tarih bu tür örneklerle dolu tabii. Çok sayıda örneği var bunun tarihte. Bütün mesele bunların tekerrür etmemesiydi. Ama maalesef darbe dönemlerinde ben bunu çok gördüm. Ben 12 Mart'ı da gördüm, 12 Eylül'ü de gördüm, bu dönemi de gördüm. Dolayısıyla yaşadığımız olaylar, dramlar bundan sonra keşke hiç yaşanmasa ve bizler hangi görüşte, düşüncede olursak olalım en azından düşüncelerimizi birbirimize saygıyla anlatabileceğimiz bir atmosferi yakalayalım. Mücadele de bunun üzerine inşa edilen bir mücadele aslında. Yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Umutsuzluğa kapılmak var mı? Asla kapılmak yok. Mücadele evet. Mücadeleyi sonuna kadar götürmek zorundayız. Bu tabii bir anlamda dayanışma kültürü de demek. Karşılıklı dayanışacağız. Birimiz acı çekerken diğerimiz sevinç çığlıkları atmayacağız. Beraber düşüneceğiz. Acıları nasıl yok edebiliriz, izale edebiliriz veya hafifletebiliriz? Bunun bir anlamda yolunu, yöntemini, yordamını bulmak zorundayız. Bu çerçevede mücadele edeceğiz. Efendim, başımdan geçen bir olayı anlatayım. İlginç bir olaydır. 12 Eylül dönemi, bürokratken yurt dışına gideceğim. Bir yıl süreyle hesap uzmanlarını yurt dışına gönderiyorlardı. Ben de Fransa'ya gideceğim 1980'li yıllarda. Tabii giderken babam da annem Tunceli'deydi. Ya o zaman böyle uçak seyahatleri efendim Avrupa'ya gidiş geliş çok rahat değildi. Ya gidip yaşlı ikisi de ellerini öpelim de bari ne olur ne olmaz diye gittim dedim. Dönüşte öğrenciliğimde gönderdiğim kitaplar vardı. O kitapların bazılarını yanıma aldım. Bir el valizi vardı onun içine koydum. Üstüne de tabii annem yaşlı olduğu için çamaşırlarımı üst tarafa koymuştum. Bindik otobüse İstanbul'a geliyorum. Elazığ'a yaklaşırken yolda askerler durdurdular otobüsü. Herkes insin, bagajının başında beklesin diye. Tabii biz de indik. Valiz küçük zaten, onun başında bekliyorum. Sırayla aradılar, bana geldi. Aç dediler, fermuarı açtım. İşte üstte bir atletim falan vardı.
Kaldırdı kitap. Diğerlerin tamamını sizler kaldırabilirsiniz dedi, siz bekleyeceksiniz dedim. Ben de bekledik tabii, mecburen bekleyeceğiz yani. Allah'ın daha. Neyse, en üstteki kitabı aldı, hiç unutmuyorum. En üstteki kitap, ikinci 5 yıllık kalkınma planı. Gri bir kapağı var. İşte devlet planlama teşkilatı yazıyor. Çeviriyor sayfalarını, hiç resim yok, hepsi yazı. Dedi ki bu kitabın bu kitapların taşınmasının yasak olduğunu bilmiyor musun sen dedi. Dedim bu yasak değil, bu devlet planlama teşkilatının yayını. Hüviyetimi aldım. Hüviyet tabii şöyle, bizim hesap uzmanlarının hüviyeti bunu en iyi şey bilir. Akif Bey bilir. Bizim hüviyetlerde başbakan, maliye bakanı ve kurul başkanlarının imzası vardır. İşte her türlü vali, kaymakam yardım eder falan filan diye. Fakat Süleyman Demir'in imzası var, o da içeride. 12 Eylül döneminde. Neyse, sen bekleyeceksin dedi, götürdü kitabı. Bir teğmen var, ona verdim. O aldı kitaba baktı, hüviyetime bakıyor. Bana şöyle işaretle gel dedi, gittim oraya. Sen dedi bu kitapları nasıl taşıyorsun dedi. Dedim ben yani devlet memuruyum ya, bunlar da kamunun kitabı. Bir daha seni görmeyeyim dedi buralarda. Şimdi seni serbest bırakıyorum dedim. Tabii bütün otobüse herkes binmiş. Sadece ben aşağıdayım ve herkes bana bakıyor. Ya bu ne yapıyor diye. Neyse valizi aldık. Bagajlar da kapandığı için otobüse koltuğun altına koydum. İstanbul'a gelinceye kadar 3 ayrı yerde arama oldu. Herkes insin, valizin başında beklesin. Tabii ben valizi aşağı indirmedim. İndim ben de ama hiç kimse de çıkıp ya bu koltukların altında bir şey var mı diye bakmadım. Tabii sonra düşündüm. Dağın başında bir de şöyle yani onun altında yani ikinci 5 yılı kalkma planı tesadüfen üstte. Onun altında bir sürü sol içerikli kitap var. Doğan Avcıoğlu'nun kitapları var, İsmail Beşikçi'nin kitapları var. Yani iyi ki onu bulmadılar. Bakın o dönem yaşadığım stresim, o dönem kişi seni gözaltına alıyorum dese yapacağınız hiçbir şey yok dağın başında. Telefonla bile ulaşamazsınız. Şu anda içeridekiler de dışarıya çıkınca güzel anıları olacak. Hep birlikte mücadele ettiğimiz zaman gücümüzün ne kadar önemli. Çünkü haklı olduğunuz zaman çok güçlüsünüz. Haklı olduğunuzda. Nerede olursak olalım, hapiste veya hapis dışında başka bir yerde olursak, nerede olursak olalım. Yeter ki haklı olduğumuza inanalım. Haklı olduğumuz zaman daha güçlü, daha kararlı, daha inançlı olabiliyoruz. Efendim kahveler de geldi. Hepinize afiyet olsun.